ömrüm video yüklemekle geçiyor arkadaşlar. Süreçten sonra biraz dinlenmek istiyorum gerçekten. Şuraya bakın, uyandım direkt. Kahvaltı hazırlarken hemen videoyu da yüklemem gerektiğini hatırladım. Teneffüs, biraz tatil isteyeceğim. Bu vlogdan sonra. Sofra dediğin böyle olur ya. Ben abi sofra oldu arkadaşlar. Sucuklar hafif soğudular ama çok güzel. Doğal sucukmuş. Evet, vurgulamam gerekiyormuş bunu. Buradaysa arkadaşlar benim yapmış olduğum tostlar var. Füme etli, içinde füme etler ve kaşarla. Biraz hafif böyle pul biber, mul biber. Şu şekilde çok zengin bir soframız var. Doğal tereyağı, manda ve normal. İşte kısırımız var. Geçen günlerden kalan doğal. Bu manda yine kaymağı mı? Burada süt kaymağı var. Burada peynirlerimiz. Burada doğal kuşburnumuz. Bayağı doğalcıyız. Benim favorim incir reçeli. Torku bunu koyduk, muhtemelen bunu yemeyiz bu kadar tat arasında. Ve şu anda yumurta geliyor. Hemen ona bakalım mutfağın içinde. Uf. Ve yumurtalarımız. Hadi bize afiyet olsun. Evet, fena gömdük. Aşırı doyduk. Dışarı parka çıkıyoruz. Ekrem Yaman'la ilk defa salınacaktı mı sallanacak yoksa? Sen ilk defa salınacaktı mı sallanacaksın sen? Hava da soğukmuş arkadaşlar. Her zaman Ankara zaten. Bir de kış vakti geldi. Aa Ekrem, sen salınacağı mı bildin? Oluşum, sen biraz alıştın mı? Parka biraz alıştın mı oğlum? Yakıyorsun ha. Yakıyorsun ha. Kuma ayakkabılarınla. Ayakkabı dahisinde olduysam diyor, kuma giyerim diyor. Bu ayakkabılar giyerim diyor. Çocukluğumda hiç unutmuyorum. Bir kez bisikletle bu şeylere çarpmıştım, çiçeklere. Artık neyse, bunlar küçük domatesimsiz şeyler. O kadar kötü bir anım var ki, bunlar elime girdiler. Yani böyle nasıl hızlı çarptıysam resmen birisi böyle elime tıktı gibi oldu. O kadar acıyordu ki, iğneyle sonra çıkartmışlardı. Ne zaman bu bitkiyi görsem hep öyle çok kötü hissederim. Öyle anımı paylaştım işte. All terrain, her türlü yüzeye, her türlü yere dayanıklı demek olduğu için test ettik. Taşta sıkıntı yokmuş, çakıl taşlarında. Yeni böyle koşu için aldım sadece. Ve maskemle I'm ready to run. Çal 2 öde varmış. Adidas'ta. Bakalım var mı bir şeyler? Kayda değer bir şeyler. İlginç geldi. Predator. Futbol ayakkabıları çok soruyorsunuz bana. Basketbol 500 lira. Çok sorulan ayakkabılardan bir tanesi. Alabilirsiniz arkadaşlar. 500 liraya bence buldu mu? Kaçırmamak lazım. Neyimiz var başka? Provisionlarımız var. 499 lira ve 700 liradan issue 1. Şurada Provence var. Numaraları genelde büyükler kalmış. Gerçi ya büyük ya küçük kalmış. Bazılarında hepsi var. Fena değil. Güzel. Evet, burada nelerimiz var? Yürüyüş koşu ayakkabıları. Reebok'ta 3 al 2 öde. Bence güzel. Burada reyon boş. Burada bir şeylerimiz var. NMD'ler. 199. Varsa alayım bir tane ya. Ney? Numara olarak çok da yokmuş. 42-43,5. 200 lira arkadaşlar, 1000 liradan. Şu fiyat farkına bakar mısınız? 600 lira. Ne var? 48-46,5-45,5-48. 4 tane kalmış. Pharrell'in ayakkabılarından var. China. 43,5-41-42-43-41-40-45,5 var. 45,5 olur mu acaba bana? Bilemedim. Evet, gelip şansınızı deneyebilirsiniz. 700 olmuş. Daha uygundu eskiden. Onun dışında
duruşunu fena beğenmemiş, hoşuma gitti. Evet, genel itibariyle fiyatlar uygun sayılır. Oldukça anlı. Basket ayakkabıları hoş. Her size var. Bu en düşük 450'ye falan düşmüştü. Dışarıda oynamak için şu an için güzel bir tercih olacak bence arkadaşlar. Reebok'lar bayağı uygun geldi gözüme. Yani çok basit ayakkabılar belki ama 300-400 civarına gidiyor genelde. Ürünlerini ben seviyorum Reebok'un. Tabi bulabilirsek. Adidas biliyorsunuz Reebok'u satmak istemişti. O yüzden ellerinden çıkartıyor da olabilirler. Yağmurluk güzelmiş. Adidas'ın ürünleri ayakkabılarından pahalı resmen ya. Şu hoşmuş ha. Ben buradayım diyen bir üst olmuş, sivet olmuş, 600 lira. Ama bayağı güzelmiş. Dokusu da hoş. 300 lira. 350 lira bu. 300 lira da 6. Yani fena değil aslında. Bir eşortman takımı yapsam mı Adidas'tan? Siyahları var. Bunlar 500 lira siyah. Siyah olduğu zaman çok daha pahalı iplik kullanıyorlar çünkü. O yüzden 500 yapıyorlar. Tişörtlerimiz var. Evet, bir mağaza boşalmış geldi arkadaşlar. Tabii indirimlerden sonra tüketmişlerdir muhtemelen. Reebok. Crossfit. Reebok'ta da crossfit seviyorum Ken. Oo. Kalınlığı falan mükemmelmiş. 300 lira. İyi fiyat ya bence. Tişörtlerinde bir şey var mı? Ya bir de tabii indirimleri biliyoruz ya biz. O yüzden. Reebok. O zaman sıra Nike'dadır. Birçok şeyde etiket var. Yeşil en ucuz fiyatlar yani arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. 136 bir tane şundan alalım. Kamerayı açar açmaz. İşimiz bitti. Arkadaşlar her şeyde etiket var. Yani burada yılbaşı indirimi varmış gibi duruyor. Şu çok güzel. 258 lira. Çok güzel bir ürün arkadaşlar bu. Bunda da aynı şekilde. Evet, Natavega yine yanıltmadı. Natavega Nike. Bu da çok güzelmiş. İşte bu kadar çok güzel şey olunca da insan neyi alacağını... Bu neymiş böyle ya? Bunda yokmuş ama. Çok iyiymiş. Eşortmanlarımız var. Futbol üstlerimiz var. Bir sürü şeylerimiz var. Jordan tişörtlerimiz var. Şunlardan bir alamadım. Hep almak istiyorum ama bir alamadım. Fiyatlar fena değil. Pardon şöyle geçeyim. Yok lan öyle mont gibi değil. Ben de bunu almadım. Basketbol için bu şekilde. Evet, fiyatlar 700'e çıkmış maalesef. Çok iyi. Çok iyi. Favorim bu oldu arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? 664. Normalde 950 lira. Paris Jordan işbirliğinden diye hatırlıyorum ama bu Paris versiyonu değil herhalde. Air Zoom Renegade. Ve şuna bayıldım. 840. Ah şu böyle 500'lere 500'lere düşseydi şunlar gibi. Kaçırmazdım gerçekten. Bu rengi de çok hoşmuş ya. Ne diyorsunuz? Onun dışında Air Max modelleri 400. Sarı etiketli olanlar daha fazla düşmüyor genel itibariyle. Tabii mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir ama yine fiyatlar
oldukça güzel. Basketbol için basketbol tercihleri biraz daha pahalı geldi bana. Şunu 500'e gördüğümüz, bunu 500'e gördüğümüz için biraz bunları bakın yırtmışlar zaten sarı etiketleri. İndirimler bitince hep etiketler yırtılmış. Durumlar bu. Bu duvarlardan bulabilirsiniz belki uygun versiyonları ama size kalmış. Şuraya bakın. Dev. Koşu kısmında güzel şeyler var gibi duruyor. Sarı etiketler yine dikkatimi çekiyor. Gelip bakabilirsiniz. Bir sürü indirimler var. Joyride'ların ucuz versiyonu. Doğal runlar biraz indirimli. Şu güzelmiş. Biliyorsunuz benim ayakkabımdan. Yine çok renkli tercihler. Şunu çok beğendim. Medium'muş ama. Fiyatını da göremedim daha. Ama bayağı güzel benziyor. Şu da hoşuma gitti. Yine çılgın çılgın çok tercih var arkadaşlar. Bu da güzel. Hangisini alsak bilemiyoruz. Bu hiç gerek yok. Amerika bayraklı. Şu çok iyiymiş. Şu hoşuma gitti. Hemen fiyatına bakalım. 202 lira arkadaşlar. Ve oldukça da güzelmiş. Şundan bir tane alabilirim. Şunu aldıktan sonra... Şu çok iyi. Şu çok iyiymiş. Ne kadar bunun fiyatı? 1200 lira. 1119'muş pardon. Tişörtler var. Tişörtler var. Sweatler var. 142. Fena değilmiş ama dandik bir şeyi var. Tekstili maalesef. Şunu alacağım galiba. Arkadaşlar bunu alıyordum. Eşim alma dedi. Gerek yok dedi. Dandik dedi. Yani 600 normal fiyatı. Şunda 450 fiyat var en fazla. Diğerinde belki 600 vardı. Bilmiyorum siz söyleyin. Katılıyor musunuz? Her şeyle gelecek tatlı bir şey aslında. Öyle olmuyor işte. Aynı fiyatı yakalayamıyorsun. Evet bu şekilde. Güzel şeyler var. İndirimde olanlar var. Bilmeniz lazım ne almanız gerektiğini ama. Benim tek beğendiğim şu. Evet. Arkası bunun kötü ama. Tarıklarla 1200 liraydı. Of. Arkası çok güzeldi. Arkada bir saçma sapan bir şey var ya. Ne gerek varsa. Fena değil. Güzel yine de. Güzel bir kahve keyfi yaptık arkadaşlar. Endonezya kahvesi. Indonesian coffee. Değil mi? Spice and cacao mu öyle bir şey? Değişik bir şeydi. Bir de arkadaşlar Milka'nın şu dev bir şey ama gerçekten çok lezzetli. Çekerken niye bunları yapamıyorum? Çekerken o kadar iştahlı oluyorum ki. Aynen vloglarda arkadaşlar. Bunu birçok defa yaptım. Ya diyorum niye o zaman açmadım? Bir üşeniyorum ve önümdekini o kadar kilitleniyorum ki. Hani yiyeyim bir an önce bir o keyfi tadı alayım. Doyduktan sonra hadi şimdi bir vlog çekelim. Ekrem boğa burcu olacak diye zaten ödüm koptu. İlk öyle miydi? Üzüldüm yani. Niye? Dedim, üç boğa. Aile iki boğa yeter. İki iştahlı boğa yeter. Eşim de ben de boğa. Yok da sorulan sorulara cevap verip sonunda kapanışı yaparız herhalde. Birazdan telefonumu alayım. Şeylere bakayım. Hatta beraber bakalım. Son vlogda bana sorulan soruları okusana sen hazır buradayken. Hemen açayım. İki tanesine cevap verelim. Bir kedi gördüm canki. Bu hangi en son vlog dedin? Hemen açıyorum. Ay bir 80 bin de olmadık ha. Belki sonra kadar olur inşallah. Destekleyin 80 evet arkadaşlar paylaşırsanız, sonuna kadar videoları izlerseniz, hepsine like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. 80 bin, 100 bin, yani hedefim 100 bin. 100 binden sonra pek umursamayacağım. 100 bine bir girelim, bir plaketimizi alalım, bir böyle bir gönlümüz rahat etsin. Ondan sonra büyürsek büyürüz, büyüyemezsek. Zaten ayakkabı ile alakalı bir çevre oluşturmak o kadar zor, o kadar zor ki basketbol çevresi Türkiye'de çok azken. Bir de onun ayakkabı kısmındayız. Hani ama 100 bin olur ve biraz belli bir seviyenin üstüne çıkar, işte kameralarımız, atıyorum her şeyimiz tam olursa ondan sonra birçok alanda büyütme hedeflerim var. Giyim kısmına ayrıca girme hedefim var. Böyle daha farklı yerlere evrilebilir. Orijinal konularımızı kaybetmeden farklı konulara eğilebiliriz. İşte koşu basamağı ayrı, sporlar ayrı. Belki işte kanalın ekibini büyütebiliriz. Şu anda tabii tek başımayım. Bir aile babası ve farklı bir iş yaparak bu kadar oluyor. Büyümesi tabii farklı kapıların önünü açar diye tahmin ediyorum. İnşallah.
Tabii 100 bin olduk bitti değil. Hala üretmeye devam edeceğiz. Hala birçok şey yapmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam. Şu soru hoşuma gitti. Ankara'da çokça gym'e gittiğini düşünüyorum. Sence en iyisi hangisiydi? Evet, neredeyse bütün Ankara'daki spor salonlarının falan hepsini gezdim, tozdum. Yani birçoğu güzeldi. Özellikle ben McFit'leri çok seviyorum. Türkiye'nin her yerinde aynı kalite, temizlik, hijyeni sağlıyorlar. O çok iyi. Bir de üst klasmanlar var tabii ki. Onlara gidilebilir. İşte bu Bilkent International, Base Life Club ve Most. Ama 16. Ama en güzeli hangisi sence? Bence Bilkent'inkisi en güzeldir. Bilkent Sports International en güzel olabilir diye tahmin ediyorum. Basket sahası çok iyi. Fitness ekipmanları çok büyük. Tabii yıllık ücretleri baya baya pahalı. 4-5 bin liralardan başlıyor. Hepsine girdim çıktım. Hepsini geziyoruz. Evimizde küçük bir jim kuruyoruz zaten. Yavaş yavaş. Spor güzel şey. Abi sen hiç para biriktirmiyor musun? Sürekli alışveriş yapıyorsun. Maaş nasıl dayanıyor? Çocuğun var, büyüyecek. Allah razı olsun. Vallahi benden çok dert ediyorlar ya. Abi nasıl geçineceksin? Nasıl geçiniyorsun? Yapma etme harcama falan diyen. Arkadaşlar evet, ama Türkiye'nin hali yani. Genel itibariyle herkes geçim derdi. Geçim sıkıntısı. Bir şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Demek ki hani yaşayabildiğimize göre. Elhamdülillah diyelim, çok şükür diyelim. Bir şekilde dönüyor bu devran. Ama merak etmeyin, dert etmeyin. Bir şekilde ilerliyoruz. Zaten geçinemiyorsam bu işleri yapmam, bırakır giderim. Değil mi? Niye uğraşayım ki? Eşinle nasıl tanıştınız sorusunu hatırlıyorum. Ona cevap vereyim. Eşimle arkadaşlar, eşim de ODTÜ mezunu. İkimiz de aynı bölümdeydik. Ben ders aralarında falan işte görürdüm, ederdim. Nadir görürdüm. İkimiz de aynı girişliyiz ama ben ondan bir üst dönemde ilerliyordum genel itibariyle. İşte bazı dersleri üstten alıyordum, bazı dersleri alttan alıyordum. Her zamanki karışık mevzular işte. Sınıfta kalma mevzuları. Bazı derslerimiz aynı, laplarımız aynı falan filan. Böyle ben hep görürdüm ve hep ya derdim, ne kadar güzel bir kız derdim. Şimdi iyice seni merak ettireceğim. Göster diyor, 100 bin de göster abi eşini falan diyen var ya. Ve hep böyle derdim ki yani bana uygun bir insansa, kafama göre uygun bir insansa ben evlenirim bu kızla derdim. Ve gerçekten de bana uygun, kafama uygun, harika bir insan çıktı çok şükür. Herkese Allah böyle bir eş nasip etsin diyorum. Sen yanımdayken böyle söylemek şımarmasın da böyle şeyler söylemeyeyim diye düşünmüyorum arkadaşlar. Sevdiğinize, niçin sevdiğinizi yüzüne karşı söyleyebilin bence. Söylemeliyiz. Yani Türk milletindeki eksikliklerden biri bu, konuşmayayım. Aman duymasın, aman hani çok sevdiğimi çok iyi hissetmesin. Hani böyle bir algı var. Kendinin yetersizliğinden kaynaklanıyor bence. Ya anne baba çocuklarına sevdiğini doğru düzgün söyleyemiyor. Böyle bir kültürümüz var. Söyleyin arkadaşlar, seni çok seviyorum. Çok şükür senleyim. Çok şükür. Duygusal zekası gelişmiyor. Evet, evet. İnsanların ve çocukların evet, maalesef. Evet, kesinlikle. Seni ben çok seviyorum oğlum. İyi ki sana sahibim. Söyleyin yüzlerine karşı, onları mutlu edin. Onlar da bunun yapılabilecek bir şey olduğunu görsünler. Öyle eşimle işte daha sonradan ufak tefek böyle işte merhabalar başladık. Ben o sıralar tabii ki hızlı çocuğum bölümde. Herkesle muhabbetim var. Ben seni zaten görünce direkt dedim ki. Yok olmaz. Çok arkadaşlar aşırı dışa dönük, aşırı girişken bir şeydim böyle. Fena nasıl diyeyim, herkese muhabbetim vardı. Hani pislik manada söylemiyorum. Hani özgüven, mutlu, kendini iyi ifade edebilen birisiydim. Eşimle tanıştık işte öyle. Daha sonra. Yani tanışmamız da hani tam olarak. Evet, aslında bu çok uzun hikaye. Mezun olmak ben eşimden arkadaşlar yani. Hesap makinesi istedim. Yani şimdi böyle biraz dağılıyor konu. Tam anlatmak istemiyorum. Belli farklı yerlere gidiyorum falan. Hesap makinesi istemiştim. Öyle başladı tanışmamız asıl. Ondan önce merhabaydık. Ondan önce de benden şey, inorganik kimya. Evet, ben genelde kızlardan alıyorsunuz arkadaşlar bu tarz şeyleri. Not derslere bile girmiyordum. ODTÜ'yü derslere girmeden bitirdim. Yani düşünün. O kadar zor bir şey başardım ki bence. Kitapları yok bazı derslerin, düşünün. 3 tane 4 tane kitaptan böyle. Ben de sadece derslere girerek hiç ders çalışmadan bitirdim. Bence ders çalışmak çok güzel. Derslere girmek çok güzel. İyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Beğenilen ve yapılması gerekenler bunlar değil aslında. Derslere girmek, dersleri çalışmak, çalışmak arkadaşlar. Ya bizde bu eksik. Başarılı olmaya takılmamak lazım. O sürece önem vermek lazım. Çalışkan olmak lazım. Evet, ben konular aşırı dağılıyor. Çok şey söylemek istiyorum. Öyle hesap makinesi almıştım. Aynı işte masaya oturduk. Biraz o gün muhabbet ettik. Ertesi gün tekrar. Tabii ben aşırı beğeniyorum. Aşırı tanımak istiyorum. Ve ondan sonra işler buraya geldi. 5 senedir evliyiz. Bir çocuğumuz var. Çok şükür yanılmadığımı, ne kadar güzel bir karar verdiğimizi her ikimiz de görüyoruz. Allah herkese böyle ilişki, böyle evlilik nasip etsin diyelim. Bu soruyu burada bırakayım. Belki farklı vloglarda daha devamı ve detayı gelebilir. Yine şarjım bitiyor. Bu şarj çok dayanmadı çünkü sürekli alıyorum video çekmek için. Vlogları böyle üçüncü defa oluyor bu. Ezilmiş muz ve makarna arkadaşlar. Sebzeli falan. Sebzeli makarnayla ezilmiş muz, ikisini çok seviyor.
severek yiyoruz. Ah! Ayrılmaz ikililerde. Bakın hafta haftalar. Yine sushi burada. Babasının ellerinden yemeği seviyor. Değil mi oğlum? Babanın elinden yemeği seviyor musun sen? He? Bence seviyor. Bir de çok acele ettirmemek için şu an kamerayla konuşuyorum. Bıraksam ışık hızıyla yiyecek, o yüzden yavaş yavaş yesin diye. Ben bir yandan sizle konuşuyorum, bir yandan da oğluşuma veriyorum. Değil mi oğluşum? Tamam. 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 Tebrikler, acele etme. Acele etme. Sıkıntı yok. Hepsini yer. Acele etme. One little finger, ba ba ba. One little finger, ba ba ba. Ba ba ba. Sıramuzumuzda. Sıramuzumuzda. Aferin sana. Omuza geçireyim. Ekrem Yaman büyüdükçe arkadaşlar, bu şekilde babalık görevlerim daha çok artacak. Büyüdükçe benle daha çok dolaşabilecek parklar, hafta sonlarım ve işten geldiğim zamanlarda genelde ufaklığa ayırmam gerekecek. Biraz hafif gözümü korkutmuyor değil ama tabii ki severek aşkla yapacağız. Benim için de tabii ki hayatımda yeni tecrübe edeceğim şeyler olacak. Şimdi onunla belki veda edebiliriz diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok aksiyonsuz bir vlog olmuş gibi hissediyorum bunca zaman ama birçoğunuz da belki beğenirsiniz. Daha samimi, daha içten duygularla ailevi bir vlog olduğunu düşünüyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve desteklemeyi lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Benim için önemli, benim gazım da sizlerin beğenisi, yorumu, like olmuş oluyor. Hani izlendiğini bilmek, beğenildiğini bilmek tabii ki bu işlerin devamı için önemli. Kendinize dikkat edin. Ekrem Yaman diğer lokmasını istiyor. Bir sonraki vloglarda, güzel videolarda görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük out.